Bilal bugün sizlere gavurdağ salatası yapacağım. Nar ekşisi ve cevizin lezzetine lezzet kattığı muhteşem bir salata tarifi. O zaman salatamızın yapımına geçelim. Gavurdağ salatası için gerekli malzemeler 2 adet orta boy domates, 1 adet kuru soğan, 2 dal yeşil soğan, 6-7 dal maydanoz, 1 adet yeşil biber, yarım su bardağından biraz fazla iyi dövülmüş ceviz, 3 çorba kaşığı nar ekşisi, yarım adet limonun suyu, 4 çorba kaşığı sızma zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı sumak ve tuz. Salata için bütün malzemeleri mümkün olduğunca küçük doğrayacağız. Şimdi burada domatesim var. Şöyle pembe tatlı domates buldum çünkü kış olduğu için domatesler hiç güzel değil. Kabuğunu da soyabilirsiniz ama bu ince kabuklu güzel bir domates. Şimdi şöyle mümkün olduğunca ince ince dilimliyorum. Sonra küp küp keseceğim. Domateslerimi kestim. Şimdi şöyle büyük bir bıçakla üzerinden geçiyorum. Bu çoban salata gibi böyle olması gerekiyor. Kaşık salatası da denir. Malzemelerin çok ince kesilmesi gerekiyor. O yüzden şöyle birazcık büyük bıçakla hem eziyorum hem de daha da inceltip küçültüyorum. Salata kasemin içine alıyorum. Salatamı temizledim. Şimdi biberim var. Biberimi şöyle keseceğim. Yaz olsa güzel kokulu bir sivri biber çok güzel oluyor. Şimdi kış olduğu için köy biberi kullanıyorum. Yine biberimi de böyle ince ince önce jülyen şeklinde sonra yine küp küp keseceğim. Biberimle doğradım. Sırada soğanım var. Soğan, maydanoz ve yeşil soğanım var. Hepsini şöyle büyük bıçak alayım. Hızlı bir şekilde ince ince doğramaya devam ediyorum. Malzemelerimi salata kaseme doğradım. Şimdi bu salatanın tabii en büyük özelliği nar ekşisi olması. Şöyle 1, 2, 3, 4 kaşık koydum. Tabii cevizi de unutmayalım. Hemen cevizini de ekledim. En büyük özelliklerinden biri de ceviz. Limon suyu. Biraz böyle sumak koyuyorum. Biraz daha ekşilik versin diye. Tuzunu ekleyelim. Şöyle. Yeterli. Çok az bir eklemeyelim. Eksik olursa yine koyarız. Hemen zeytinyağı koyuyorum. 2, 3 ve 4 kaşık koyuyorum. Tuzunu yağını sonra da ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde nar ekşisinde. Şimdi karıştırıyorum. Tüm malzemeleri harmanladım. Görüyorsunuz nefis gözüküyor. Cevizler üzerinde bol bol gözüküyor. Çünkü ceviz kullanmak, bol ceviz kullanmak önemli. Ceviz kullanmakta o yüzden cimri davranmayın. Ne kadar cevizli bol olursa o kadar güzel olur. Ve gavurdağ salatam hazır. Bugün sizlere gavurdağ salatası tarifi verdim. Kaşık kaşık yiyince çok nefis, lezzetli bir salata tarifi. Mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.